Şeyleri. Yani tabiatın bir dengesi vardır ve bu denge bozulduğunda ne olur? Ne olur? Dünya dönmez olur. Yani kısacası. Mikrokozmoz, makrokozmozdan bahsediyorsunuz herhalde. Aynen, mikro, makro, neyse işte sonuç olarak bizim köydeki dengelerin bozulması. İtalya, İtalya Riviera'sından bahsediyorsunuz herhalde. Cenova falan. Şey tabii canım, bizim İtalya'daki köyde şöyle olur. Böyle genelde. Gizem Hanım, bence siz daha açık bir dille anlatın. Malum aramızda anlamı kıtlığı olanlar var da. Allah Allah. Bak böyle şekil şemal konuşmaya devam edecekseniz kalkıp gideceğim ha. Ya bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Batmakta olan bir gemideyiz. Dördümüz. Ve bu geminin yüzmesini istiyoruz değil mi? Tabii ki. Batsın diye çalışacak değiliz herhalde tabii. Bugüne kadar gemiyi yüzdürmek konusunda pek başarılı olduğunu söylenemez ama. Arzu Hanım, istirham ediyorum, istirham. Bunun için de el birliğiyle, ahenk içinde çalışmak zorundayız. Birbirimize alışmak zorundayız. Kalbimizi kırmayalım. Güzel güzel çalışalım. Gemimiz yüzsün. Evet, ben de bundan bahsediyorum. Disiplin. Ay disiplin kadar. Aa, yeter ama artık. Ya asıl sana yeter ya. Ya neyi ima etmeye çalışıyorsun Allah aşkına ya? Ya arkadaşlar tamam tamam sakin lütfen. Hadi oturun yerlerinize. Siz baya baya birbirinize benziyorsunuz ha. Gizem Hanım'ın dediği gibi müthiş bir uyum içinde çalışacaksınız. Belli oluyor. Vallahi. Ya hadi ya devam edelim hadi. Nazlı. Dur hele. Dur. Bak bu konuştuklarımız aramızda kalacak. Eğer Fatma Hanım senin konuştuğunu duyarsa vallahi beni çalı çırpı diye bütün avluyu süpürüverim. Tamam. Tamam Nazlı ile mi alakalı? He? Ne bana Nazlı ile mi alakalı? Recep bak ben aşık insanın halini anlarım. Anlarsın değil mi? Hem de kalpten anlarım. İnsan aşık olunca cümle dertler bitiveriyormuş. O sebeple git al Nazlı'ya. Benim Nazlı gözümde mutlu olmayı hak ediyor. O zaman eline bırakma. Burcan ablam. Hem bana de. Nerede olduğunu söyle. Hemen alıp gelelim Nazlı'ya hadi. De bana nerede Nazlı? Burcan abla de bana nerede Nazlı? Ozan'ın yanında. Artık geri susam kalmış. Recep. Recep. Deli. Ne güzel oldu böyle kardeş kardeş ha vallahi. Zaten üç günlük dünyada niye tartışıyoruz, niye kavga ediyoruz? Gizem Hanım, siz bana eşlik eder misiniz? Ben bir makyajımı tazeleyeyim. Tabii Arzu Hanım. Bu Gizem Hanım da mert kadın ha. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum şu yüzüğü almam lazım. Oğlum kadının çantasını mı karıştıracaksın? Bırak. Ne yapayım? Bana yardım etmiyorsun ki yüzüğü aldım. Oğlum bırak çantayı. Gören olacak. Nasıl açıklayacağız şimdi? Bırak sen kafayı yedin iyice ha. Ya dur bir dakika dur ya. Nazlıcığım artık dönmemiz lazım. Eğer biraz daha kalırsak bir açık vereceğiz çünkü. Görüyor musun nasıl kuru yapıyor kadına? Hangi kadına? Hangi kadın olacak? Gizem az ne der? Nazlı orada ağlasın dursun Nazlı ağlasın dursun. Sen bizim oyunumuzu bozma. Bak o Nazlı'nın kapısında nasıl kul doluyor köle de. Olacak değil mi? Sen bıraksana. Dur iki dakika ya. Şimdi gören olursa ne diye açıklayacağız sonra? Bak. Ya yere düşmüş ya. Yere düştü de. Gidelim mi artık? Ya oturuyorduk ne güzel. Yarın iş var beyler. Hadi.
Bugün gerçekten çok onurlu davrandınız. Arkadaşınızı yarı yolda bırakmamanızı alkışlıyorum. Ben de size teşekkür ederim. Son derece adil davrandınız. Biraz otursak mı? Hava çok güzel. Sadece 5 dakika. Tamam. Şehirde yıldızları görmek çok zor. Oysa şeyde... Nerede? Şeyde... Cenova'da falan çok güzel gözüküyordur. Keşke bir gün yıldızları beraber izleyebileceğimiz bir yerde olsak. Şehrin ışıklarından uzaktan. Nerede mesela? Babamın doğduğu yerde yıldızlar o kadar yakından görünüyor ki... ...öyle sanki uzansan tutacakmışsın gibi oluyor. Gittin mi oralara? Evet. Bir yere gitmiştim. Özlüyor musun oraları çok? Ya insan bazen şehir hayatından uzaklaşmak istiyor tabii. Ya siz? Siz özlüyor musunuz? Çok. Peki özlediğiniz biri var mı? Niye sizin? Yok. Kalbim tamamen bomboş. Vurdu ya çocuğuma. Sen ne biçim insanmışsın ya? Az yüz verdik diye içime düşecektin. 7 kat yabancı bir kadına kur yapmaya utanmıyor musun? Ya ben şey sandım. Ne sandın ha? Ne sandın? 2 yıldızlardan bahsettin, 2 göz süzdün diye... ...aptal gibi senden etkileneceğimi mi sandın? Sen beni başkasıyla karıştırdın Ozan Bey. Gizem. Gizem Hanım diyeceksin bana. Gizem Hanım. Onu bil, ona göre davran. Ozan. Ah Ozan. Fatma'na ne derdin Nazlı? Al kızım. Al kızım. Eller kadirini bilmez. Sen seni bil kızım. Sen seni bil Nazlı. İşler çevirdiğini bilmiyorum sanma. Ne diyorsun yine anne? Gizem Hanım diyorum Gizem Hanım. Dün delirttin yine kızı. Yedin tokadı, yedin tokadı. Sen beni mi izliyorsun ya? Ya sen zahmet etme istersen ben sana dakika dakika rapor vereyim. Allah Allah ya.
Bak 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 bak, bir de annesine cevap veriyor bak. Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Bizi buradan kovdurmaya mı çalışıyorsun? E sen kısa yoldan söyle. Biz gidelim, atlayalım köprüden aşağı, aç bir ilaç. Ay o tam 8-9 Anne, 2 dakika fırsat vermedin abim yemeğini yesin. Sen, hele sen bir sus, sus. Onu savunmaya kalkma. Tabii ya. Senin abin işe yaramazın teki zaten Zeynep'ciğim. Ya ben şimdi öyle mi dedim oğlum ya? Öyle mi dedim şimdi ben? Ya sen bana hiçbir şey söyleme anne. Tamam mı? Sen bana hiçbir şey söyleme. Ah Gizem Hanım, hoş geldiniz, günaydın. Buongiorno, konnichiwa, I love you. Nasılsınız, iyi uyudunuz mu? İyi işte. İyi, güzel. Ayşegül, Ayşegül kızım, Ayşegül. Ay ne duruyorsun, bak Gizem Hanım'ın portakal suyunu, çayını hazırla. Lütfen buyurun. Aa, yok yok, size afiyet olsun. Benim bir randevum var. Aa, bu arada... odada böyle bir şey buldum. İçinde Nazlı yazıyor. Birinize ait olabilir mi? Değil herhalde. Vallahi el işçiliği var. Belli ki kıymetli bir şey. Sahibini bulana kadar ben muhafaza edeyim o zaman. İyi günler. Nazlı kim Nazlı? Nazlı kim? Nazlı kimse anne. Tamam, kimse. Anne. Hı. Ne yapıyorsun? Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ozan'la Gizem Hanım'ın arasındaki buzları eritecek bir yol düşünüyorum. O çok zor. Aha, tamam. Sen de destek olacağına köstek ol. Çok iyi olur. E ama öyle anne. Ya görmüyor musun? Sürekli bir gerginlik, kavga, gürültü. Nasıl olacak ki? Hani böyle rahat bir ortam olsa hadi diyeceğim. Rahat derken? Ya ne bileyim. Böyle belki partileme ortamı falan. Eğlence. Müzik, dans. Partileme? Ay bu çok iyi olur Zeynep. Ay nereden aklına geldi? Teknoloji işe yaradı. Ay Zeynep çok iyi olur. Partileme yapalım, partileme. Ay çok iyi. Ay neler yapılır bunun üstüne? Dur bakayım. Partide. Çok iyi. Aferin Zeynep. Ay geldim. Ne oldu kız, bizi böyle alelacele çağırdın? Ne oldu? Ay Sema Hanım, dün sabah köşkte kızılca kıyamet koptu. Sen Ozan Bey geceliğin yanlışlıkla Gizem Hanım'ın odasına gir. Ondan sonra efendicazıma söyleyeyim, yatağına yat. Ay sabaha kadar aynı odada. Sabaha kadar aynı odada. Sinemciğim, böyle bir şey nasıl olabilir? Nasıl olabilir ama böyle bir şey? Mümkün altı yok yani. Nasıl olur? Ay, oluyor Gizem Hanımcığım, işte olmayan bir şey anlatmıyorum ki. Ben size olanı anlatıyorum ama daha hikaye yeni başlıyor. Sabahleyin bir kavga, bir çığlık, bir kıyamet. Gizem Hanım pat havuza düşsen. Ozan Bey de durur mu? Tabii kadını kurtaracağım diyor. O da hemen atladı peşinden havuza. Sonra? Sonra tabii çıktılar havuzdan. Ay Sema Hanım, hani derler ya, yiğidi vur hakkını yeme diye. Bak vuruyorum yiğidi, yemiyorum hakkını. Kadın bir güzel, kadın bir güzel, anlatacak kelime bulamıyorum size yani. Neyse ne anlatıyordum, bak kafam allak bullak oldu. Heh. Bunlar havuzdan çıktılar. Tabii söyleme sayıp sırılsıkla. Baştan aşağı bunlar sırılsıkla. Ondan sonra Gizem Hanım demez mi ki siz gidin, biz Ozan Bey'le yalnız konuşacağız. Ozan ne dedi? Ne diyecek tabii, o da onayladı Gizem Hanım'ı, biz yalnız konuşacağız dedi. Siz de gittiniz. Gittik mecburen. Bravo Aşkım. Aşkımcığım bravo, tebrik ediyorum seni. Hatta madalya falan takın. Nasıl gidersiniz, hiçbir şey demiyorsunuz. Nasıl gitmeyelim Sema Hanım, ikisi birden gidin gidin diyor. Biz yok gitmeyeceğiz mi diyeceğiz. Yani mecburen gittik. Ama erken üzülüyorsun. Sema Hanımcığım erken üzülüyorsun. Asıl konuya daha gelmedim. Bize bu yüzük vardı ya. Nazlı yazan yüzük, Gizem Hanım bu yüzüğü ele geçirdi. Asıl olay bu yani, açık konuşalım şimdi. Sakin ol. Bakma, başka bir şeyler de olmuş da şimdi onları anlatmaya dilim vermiyor yani. Daha ne oldu Aşık, daha ne oldu? Valla orasını ben de tam bilmiyorum, bir kaçırdım herhalde ama... bizim bu Gizem Hanım neye sinirlendiyse Ozan Bey pat patlatmış tokadı. Aynen böyle yani. Benim Ozan. Evet. Benim Ozan'la nasıl vurur ya, ben onu öpmeye kıyamıyorum. Nasıl vurur? Şimdi ben sizin aranıza girmeyeyim, ağlamanıza da mani olmayayım. Beni de beklerler çünkü gidiyorum ben. Hadi çok da üzülmeyin, tamam mı? Sen beni salamıyorsun. Sakin bir kaçın. Derin nefes al.
Ay bir nefes. Bir nefes. Aynen, aynen bebeğim, aynen. Ay bebeğim. Sinemciğim. Bebiton. Biz artık bir an önce bu gizem denen kadınla bir araya gelmemiz, karşılaşmamız gerekiyor. Farkında mısın? Evet, bence de. Rujunu tazele. Ben bir rujunu tazeleyeyim o zaman. Hazırlan. Ekin sonra Odin'e gidiyoruz. Geldim Nazlı. Alacağım seni. Gizem'in. Bundan sonra sizinle profesyonel bir ilişki kuracağımdan emin olabilirsiniz. Başka türlü bir ilişkimiz mi vardı ki? Yok, ben dün geceden sonra... Dün geceyi yok sayıyorum. Hiç merak etmeyin. Ozan! Sürpriz tatlım! Ben geldim! Merhaba Ozan. Merhaba. Merhaba. Sen misin tatlım? Siz alır mıydınız? Vallahi biz Ozan'cığımla kolejden beri çok yakın arkadaşız. Hatta bayağı yakın arkadaşız. Hatta ve hatta arkadaştan da öteyiz. Diyebilirim değil mi tatlım? Tatlım, o kadar taş düşsün senin başına. O yüzden de artık bir Ozan'cığımın ortaklarını göreyim, bir tanıyayım dedim. Bence iyi de ettik. Çikolatamızı aldık ve hayırlı olsuna geldik. Fakat şöyle bir durum var. Benim kafamı karıştıran şey şu. Biz yıllardır aynı cemiyet hayatında iş yapmışız. Fakat birbirimizin adını dahi bilmiyoruz. Yani ben daha önce sizin adınızı hiç duymadım. Bence bu çok ilginç. Sahi siz daha önce neler yapıyordunuz? Magazine malzeme vermediğimden tanımıyor olabilirsiniz. Ay. Bir dakika. Siz ufaktan bana böyle dokunduruyorsunuz ama ben onu anladım. Yani şimdi şöyle bir şey, iki oda almak benim suçum değil, elimde olan bir şey değil. Ozan'cığım da bunu çok iyi bilir. Yani insanlar beni çekmeyi seviyorlar. Ben de izin veriyorum. Sonuçta onları da çok üzülüyorum. Bu onların işi yani. İzin veriyorum, çekiyorlar. Yo, estağfurullah. Herkesin bir meşrebi var tabii. Meşrep? Tarzı, stili, eğilimi. Vallahi Oxford'da olup da bu şekilde konuşmak, o da bir başarı tabii. Yani... Biz Oxford'da hep öyleyiz canım. Benim de aslında kuzenim Oxford'da okumuştu. Hani dekanınızın adını söylerseniz belki oradan bir şey ettirebiliriz yani. Tabii. Bir düşüneyim. Allah, dilimin ucunda ama. Allah Allah. Çok yoğunuz da bu ara değil mi Ozan Bey, Arzu Hanım? O yüzden kafa kalmıyor tabii. Ay hatırladım. Amartya Sen. Canım hocam. Çok severim, çok sayarım kendisini. Nobel ödüllü. Tabii. Hocalarımız sevilir, sayılır. Yalnız Hindik'e iki gece para vereceğim. Çünkü en kısa zamanda Nazım'ı alıp eri dönü vereceğim köye. Anlaştık. Anlaştık. Ağlasın. Dur bakayım. Al bakayım. Yukarıdaydı değil mi o da? Ha bu arada... Ekin Soyolding kapağımış. Biliyor musun sen? Onun adresini şey yapabilir miyiz bana? Yaparız, yaparız da bir 50 lira çalışır. 50 çok. 45 veririm.
Ayıpsın kardeşim. Eyvallah. Ya Aziz, bir şey diyeceğim. Ben seni çok özledim. Biz ne zaman yemeğe gidiyoruz? Ben yoğunum biraz Sema. O zaman şey yapalım. Bizim kimsenin bilmediği özel bir yerimiz var da. Ben o özel yerimizden cuma gününe ya da hafta sonuna bir rezervasyon yaptırayım mı tatlım? Şey yaparız. Baş başa. Benim bir programa bakmam lazım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Siz Oz işimi çok yoruyorsunuz bence. Şöyle yapalım. Ben Ozancığım için sizden bir izin alayım. Olur mu? Yani bana bir ayrıcalık yaparsınız artık, değil mi? Olmaz mı? Tabii tabii. Ayarlarız bir şeyler. Süper, tamam. Ozancığım bak, Gizem Hanım da izin verdi. O zaman biz artık birlikte hasret gideriz. Semacığım tamam. 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 Aa, gir 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 gir. Merhaba gençler. Kambersizliğin olur mu? Hadi bismillah. Hacı verecek misin şunu? Gel kardeşim gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyur. Ozan'a bakmıştım ben. Kim arıyordu? Recep, Goncaköy'den. Ozan Bey yok kardeşim, hadi. Onun dükkanı değil mi buraya? Ya tamam, yok işte. Nerede bulurum? Telefon aç istersen. Telefonu yok ki bende ya. Bizde var mı? Ara sen, ben konuşurum iki dakika. Çocuklar, diyorum ki partileyelim. Ne sebeple anne ya? Ne partisi şimdi? Aa, Ozan, Gizem Hanım'a hoş geldin partisi evladım. Hani sen de yaparsak ne güzel olur diyordun ya. Yok yok, hiç lüzumu yok gerçekten. Aa, aa, olmaz, olmaz. Ben size olan minnettarlığımı bütün cemiyete sunmak, anlatmak, haykırmak istiyorum. Değil mi Arzu Hanım? Haksız mıyım? Ne güzel olur değil mi? Tabii tabii, yani benim de aklımda benzer bir organizasyon vardı zaten. Neden olmasın? Arzu Hanımcığım. Ay yalnız Ali'ciğim, bence bu süper bir fikir yani. Gerçekten harika. Şey, ben de herhalde davetliyim değil mi? Ay Bebi Tom, o da soru mu? Değil mi ama yani? Tabii tabii, tabii. O zaman Sinem'ciğim, tatlım, hazırlıklar başlasın. Oz'cığım, sen beni geçirsin değil mi şekerim? Hadi. Lütfen Ozan Bey, lütfen. Eksik kalmayın. Gel, gel tatlım. Hayatım, tatlım, şekerim, canım. Ya Sema, şu tatlımla canımla konuşmaları bırakalım mı artık? Ne oluyor Ozan? Yani bunun Gizem Hanım'la bir ilgisi mi var? Ne ilgisi var ya? Ben o ilgileri çok iyi bilirim Ozancığım. Semacığım, sevgilimmiş gibi davranmaktan vazgeçer misin artık? Madem öyle diyorsun, partide görüşürüz aşkım. Görüşürüz. Yok kardeşim hadi. Ozan Bey falan yok hadi. Pozda mı koyuyorsun kardeş sen bana? He? Memleketin yok mu senin? İnsan değil misin sen? Kardeşim iş misin, sipariş misin? Asker arkadaşın mı senin Ozan Bey ya? Al şunu ya, al. İnsan gibi söylüyorsun sana. Ozan'ı görmem lazım diyorum. İyi dinlemiyorsun. Hayat Mehmet meselesi. Hatta Ozan'ın hayatı tehlikede diyorum ya. Ne yapacaksın ha? Elindeki sazınla mı kurtaracaksın? Öyleyiz diye oyuncak mı edeceksiniz lan bizi? He? Bana bak. Ben ağzımı almaya geldim buraya. Ağzımı almadan, öyle götürmeden ölseniz de, ölseniz de buradan şuraya gitmem. Ozan'ı anıyorum ben kardeşim. Dinlemiyor beni. Nazlı mı dedi o? Ozan da dedi. Anlıyorum diyorum Ozan'ı. Hayat memat meselesi. Hani beni Ozan'a götüreceydin siz? Tatlım götüreceğiz, götüreceğiz de. Sen önce şeyi söyle, şu Nazlı kim? Nazlı benim evdeceğim bir tanem.
Nazlı seni seveceğin. Peki o zaman Nazlı'nın Ozan'la ne ilgisi var? Nazlı. Nazlı kim? İşte acaba kim? Yani Nazlı olayı henüz bir muamma. Sen bana yardım mı edeceksin? Beni sorguya mı çekeceksin ha? Aa, çekelim. Sen de yani tabii ki yardım etmeye çalışıyoruz burada ama önce bir derdini anlat da ona göre. O kirli bebe var ya, benim Nazlı'mın abini kırdı, onu kandırdı. Ona da bıraktı kaçtı. Yok, evi yumuşmuş da. Yok, aşıkmış da. Oturdu verdi nikah masasına. Yok artık. Oha, şüş. Ciddi misin sen? Nikah masası diyorsun yani. Yani sen şimdi bunlar evlendi mi diyorsun? He? Evlendi. Evlendi de boşanma cevabı da yollamış. Ay ilahi Ozan, ne hızlı çocuk. Sinemciğim, lütfen, lütfen bak. Sinirleniyorum, asabım bozuluyor. Tamam. Bacım, kendimin kalbini kırdı bu. Neyse şimdi sen onu bunu bırak. Senin planın ne? Sen bana onu anlat. Çıkacağım ağzının karşısına. Her şeyi bir söyleyeceğim. Bu ciğersizden bana hayır yok diyeceğim. Yol yakınken vazgeç. Hazır boşanma cevabı da gelmiş. Kendini de beni de bakmayı ben Nazlı'm diyeceğim. Kız saf bu saf. Hacım. Hat Nazlı mevzu bahis olduğu zaman hafif takılırım. O ayrı. Ama aptal değilim ha. Sinirci, sus Allah aşkına. Çocuğu bozuyorsun ha. Tamam. Peki. Sen Nazlı'nın Ozan'ın yanında olduğunu nereden biliyorsun? Hocan ablam söyledi. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi ben sana bir adres vereceğim. Bak. Hafta sonu Ozan Ekinsoy'un evinde bir parti var. Saat 8'de orada olacaksın. Ben seni içeri sokacağım. Tamam? Nazlı da gelecek mi? Artık onu Ozan'a kendin sorarsın. Tamam? Orcem. Burucan can can can. Biraz daha böyle devam edersen bir şeyin var sanıp doktor falan getireceğim ha. Abi kız benden bir tek şey istedi ya. Bir tek şey. Yüzüğü getir boşanacağım dedi. Ya ben onu bile yapamıyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Koskoca Ozan Ekinsoy. Seni böyle dertli gördüm ya kardeşim. Ölsem de gam yemem artık. Bir rahat ol be oğlum. Vallahi çok komik ha. Bravo. Bu yaşta bu zeka gözlerimi yaşarttı. İyi tamam be Allah Allah. Ya kusura bakma kardeşim be. Tadım yok. Oğlum birazdan şu çikolata sesinde şarkı da söylemeye başlayacaksın. Bu ne romantiklik lan? Şişt, bir kendine gel. Kardeşim bak bir şart vereyim. Şöyle bir toparlan ha. Ne dersin? Yok abi yok. Kahvem var benim. Kahveyi. Benim bir daha rezil olup fırça yemeye niyetim yok. Ya başındaki dert azmış gibi bir de Sema musallat oldu şimdi de. Sevgili tribine girdi ya yine. Laf da dinlemiyor. Kardeşim sanırım onu başına musallat eden sensin. Hatta şu açıdan bakıyorum da sana. Başına gelen her şeyi sen kendin musallat ettin kendine. Oğlum ben buradayım. Kardeşin yanında. Bir anlat, paylaş benimle. Neyse çözelim. Ama şu tribinden kurtul artık ne olursun ya. Evet abi doğru diyorsun. Benim toparlanmam lazım. O zaman mevzuya şu yüzük meselesiyle başlıyoruz. Şu evlilik işinden bir kurtulalım artık. Abi yüzüğü aldı direkt koydu çantasına görgüsüz gibi. Sorsan İstanbul'un. Ya şöyle odasına falan girsen gizlice. Ne bileyim bir punduna munduna getirip. Oğlum Seko.
Senin bazen kafan var ya, harbiden çalışıyor ya. Parti. Ne partisi? Gizem Aznedar'a hoş geldin partisi. Şakal. Kalabalıktan faydalanıp kızın odasına gireceksin gizlice. Sonra yüzüğü tereyağından kıl çeker gibi. Ben almayacağım. Sen alacaksın. Nasıl ya? Bak şimdi şöyle anlatıyorum. Şimdi bak eve geldim. Söyle bakayım. Süleyman Bey tamam anne. Aha güzel. Asaf Bey tamam. İyi. Cismi amca da tamam. Güzel. Zatunur teyzeler de geliyor. Oh. Zeynep bu ne? Amca teyze partisi mi yapıyorsun sen? Ay sen niye zevzeklik ediyorsun Ayşegül? Hayır ama Aliye Hanım öyle Zatünür Besim falan deyince. Ay ne sanıyordun Ayşegül? Bütün sosyetenin yakışıklılarını toplayıp da kendi elimle oğluma rakip mi oluşturayım ha? Bu fosil listesi gayet iyi. Say kızım. Berma Hanım bana son kreasyonundan fotoğraflar atmıştı. Biz o özellikle o elbise için geldik. Tabii. Kızlar getirelim elbiseyi. Şahane oldu. Nasıl şahane ya? Saçmalama. Yok anam yok. Ben bunu giyemem. Zaten insanlar bunun içinde nasıl rahat ediyor ben bilmiyorum. Kardeşim sen git bana böyle efil efil uçuş uçuş bir şeyler getir. Hadi uçuş uçuş. Uçuş uçuş. Hadi gidelim, hadi gel. Arzu. Çok güzel oldu. Evet. Bu mu? Bu. Bu nedir acaba? Retro motelimiz hanımefendi. Ay yok anam yok, ben metro falan istemem. Ne bu böyle kuş yuvasına döndüm. Bastır şunları, bastır bastır. Sazın telleri gibi gerildim. Bastır bunları, bastır. Olmaz. Evet evet bence de bir daha sade bir model yapalım. Peki. Yok yok, ben böyle yapamam, çıkamam insan içine böyle. Olmaz. Tamam, siz daha sade bir şey yapın. Azaltın. Aa, Ayşegül arıyor. Alo, efendim Ayşegülcüğüm. Sema Hanımcığım, şimdi davetiye listesine baktım ben. Hep amcalar, teyzeler geliyor. Tabii sordum neden böyle böyle diye. Aliye Hanım dedi ki, Ayşegül dedi, herhalde dedi kendi oğlumu kazıklayacak halim yok benim dedi. Tabii ki amcalar, teyzeler çağıracağım. Amca, teyze Sema mi? Sema Hanımcığım, tabii ki kendi oğlumu çağıracağım dedi, bak. Aferin Ayşegül sana, aferin. Buzdolabın hazır tatlım, sen hiç merak etme. Sen böyle devam et, ben sana son model bulaşık makineni de alacağım. Hem de parmak izi bırakmayan da. Çok teşekkür tamam. ederim Sema Hanım. Tamam canım. Tamam, merci, bye. İyi günler. Ne oldu Baby Tom? Kötü bir şey yok değil mi? Yok şekerim, yok da. Bizi ancak Berke kurtarır. Bir arayayım. Hocam. Semacığım ne haber? İyidir vallahi. Ne haber Berkeciğim? Bomba gibiyim. Ay süper süper. Berkeciğim bir şey soracağım tatlım. Bu akşam ne yapıyorsun? Vallahi bir planım yok. O zaman şekerim partiliyoruz. Olur süper. Öptüm. Oldu bu iş. Tamamdır Bibitom. Süper. Thank you.
Arzu, bunu aldım. Aşağı inene kadar böyle mi bekleyeceğiz? Şimdi fondöten falan bulaşmasın diye elbiselerimizi en son giymemiz şart. Hem buruşmasın, iz yapar falan. Akşama jilet gibi olmamız lazım. Ya yanlış bir şey dersem? Her şey çok yolunda gidecek, sen merak etme. Ay ne bileyim, böyle gerim gerim geriliyorum. Aman geriliyorum. Kalbimde kelebekler uçuyor. Sende her şeyle baş edecek güç var. Sen yeter ki cesur ol, dik dur. Bak o zaman insanlar nasıl etrafında pervane oluyor. El pençe divan duruyor. Gel. Şu güzelliğe, şu doğallığa bir bak. Akşam bütün İstanbul senin önünde şapka çıkaracak. Bu gece senin gecen. Ha, son bir şey daha. Bu senin. Bu ne? Gerçek mi bu? Pahalı bir şeye benziyor. Gerçek tabii. Gizem sahte ya, ondan dedim. Sen kimsen, gerçek o kardeşim. Kardeş ne yapıyorsun? İyi. İki gün dedin. Bugün üçüncü gün. Ah be. Kusura kalma. Ama bu gece son. İnşallah. Bu da bir gecelik. Sağ ol. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Aa, va va. Kardeş ben Akkaçtepe'ye gidivereceğim. Nasıl gidelim? Bizim Halit abi var. 50 lira atarsın götürür seni. 50 çok. 45 veririm. Anlaştık. Allah razı olsun senden. Görüşürüz. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayşegül, ne yapıyorsun burada? Eksik bozuk bir şey, eksik bir şey yok değil mi? Her şey tamam Ali. Güzel de ne yapıyorsun sen burada patron gibi? Çabuk mutfağa, mutfağa. Çabuk koş, koş, koş. İyi akşamlar, sağ olun, teşekkürler. İyi eğlenceler. Hoş geldiniz, buyurun lütfen, buyurun. Ay, sazında anasının kızı desinler. Ay çok güzel o, bizim Ceylan gibi, ahu gibi, sürü gibi o. Teşekkür ederim annem. Ya keşke babam da burada olsaydı değil mi? İki dakikalık sevincim var onu da. Yani bak şimdi bu hallerdeysek biz babanın yüzünden. Orhan Ekinsoy yüzünden, haberin olsun. Bak zaten sinirlerim bozuluyor, tir tir titriyorum. Ay atom 8 oksijen. Tamam annem, iyisin, iyisin, güzelsin. Çok güzelsin, güzelsin. Tam çok iyisin. İyi hadi bakalım. Vay abime bak be. Analar neler doğuruyor, şuna bak. Ya Zeynep, kızlar bunun peşini bırakmasın da ne yapsın? Bak şuna, ah çocuk. Ah canım benim, ki süper, çok güzel olsun. Güzellik. Güzel. Oo, Kardo, hoş geldiniz ya. Oğlum ben Mehmet son anda bir yolunu bulur kaçar diyordum ama getirmeyi başardık galiba. Kardeşim bize de bir selam ver ya. Burada biliyorsun ki partilerin aran adamı Seko var. Mehmet kadar olamasak da. Oğlum yalnız bir şey diyeceğim. Bu parti niye elin itlam? Bir tane bile çıtırı yok ha. Bu kim? Berke, Sema'nın spor hocası mı ne? Selam. Ne haber? Ozan'cığım, tatlım yakıyorsun, bu ne şıklık. Selam çocuklar. Selam. Berke, Ozan, Ozan, Berke. Oh, maşallah Berke Bey. Spor yaptınız herhalde, izlenmeli. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Aynen aynen.
Semacığım, yeni boyfriend durumlarım. Seçmecen de iyiymiş. Yok canım, benim boyfriend hedefim biliyorsun başka.